Hala ben hiçbir şey bilmiyorum. Kolay gelsin. Alo, hoş geldin. Sizi tanıyalım. Ben Toprakkale Mahalle Muhtarı Sinan Başar. Şu anda mahalle öğrencilerimizi okulumuzdan alıyoruz. Sabahlar 7.30'da, akşamlar 2 ve 3 saatlerinde evlerine tekrar bırakıyoruz. Kaç kilometre mesafe geliyor bu öğrenciler? Ali abi, ortalama mahalle olarak biraz yaygın bir mahalle olduğumuz için ortalama 2.5 kilometre yakın evimiz var. Sabah götürüp akşam getiriyoruz. Sabah 7.30'da alıyoruz evlerinden, akşam 2 ve 3 saatinde bırakıyoruz. Peki taşıma vermediler mi buraya? Belediye sınırları olduğu için taşımamız yok. Kendi imkanlarımızla bu işlemi yapıyoruz. Dediğim gibi yani kendi imkanlarımızla aracı aldık ve kendi imkanlarımızla yakıtını koyuyoruz. Her sabah fedakarlık yaparak öğrencilerimizi bu soğukta, kışta, yağmurda fedakarlık yaparak öğrencilerimizi evlerine alıp akşam evlerine bırakıyoruz tekrar. Bildiğiniz gibi kış ayları olduğu için ister istemez yırtıcı hayvanlar mahalleye iniyorlar. Ve bu tür kazalara sebep olmamak için böyle bir hizmete başvurduk. Sonuçta eğitim bizim için önemlidir. Eğitimsiz bir hayat düşünülemez. Bunun için hizmetimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Muhtarım, baktığım kadarıyla öğrenci çok fazla, serviste fazla öğrenci var. Doğrudur. Bu biraz sıkıntı değil mi? Ali abi, doğrudur. Zaten bu imkanları da kısıtlı bir imkanlarla bu aracı alabildik. İnşallah zaten bu konu üzerinde çalışıyoruz. Bir büyük araç veya ikinci bir araç almaya çalışıyoruz. Bu sıkıntıyı da Allah izin verirse gidereceğiz. Muhtarımız çok iyi. Ben Asiye Yüce. Muhtarımızı çok seviyoruz. Çok bize yardımcı oldu. Benim evim çok uzaktı. Gelemiyordum. Köpekler vardı. Korkuyordum. Tıka basa doluyoruz ama çok iyi oluyor. Çok teşekkür ederiz. İyi ki de muhtarımız oldu. Mahalle halkımız çok güzel bir seçim yaptılar.
Nasılsın, iyi misin? Sağ ol abla. Gelin bakalım. Böyle inerken. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben isim Nevzat Gündüz. Toprak Halisi'nin Beysovak'ta oturuyorum. Ben 4 tane çocuğum okula gidiyor. Servis yok. Allah razı olsun muhtar zaten kendi imkanlarına bunu getirdi. Yarın öbür gün televizyona yani reklam olsun diye bir çocuk kaybolmuş. Peşine jandarma koyuyor. Devlet kurumları atıyor. Diyor ki çocuğumuz kaybolmuş, sahipsiz. Sahipsiz zaten belli. 2,5 kilometrelik bir yol. Bu çocuk nasıl gidip gelebilir yani? Sorarım size yani. Görevli kurum kimse yani, yetkili kurumkiler kimse yani. Bu karda, kaçta. Allah razı olsun bu muhtar yarın öbür gün götürmezse yine bu çocuklar. Ha diyor ki çocuk devamsızlık yapmıştı. Ben gönderemeyeceğim yani kendi imkanlarıma ben nasıl göndereyim? Ev imkanı yok ki göndereyim. Hocam çantasıyla gidip geliyor, o nasıl edecek ki? Gidip gelemiyorlar, yol uzaktır. Biz mesela bu, Allah razı olsun bu muhtarımız çıktı, kendi imkanımızla araba tutmuş çocuklarımızı götürüp getiriyor. Biz ondan çok memnunuz. Allah razı olsun. Ben Hikmet Gündüz. 7-8 tane torunum var. Burada sağ olsun muhtar götürür getiriyor. Kendi imkanıyla götürür getiriyor. Yani bu bizim için iyi bir şeydir ama muhtarımıza da bir destek olsun istiyoruz. Yani bu kadar. Kendi imkanları hiç olmasa kendi biraz da destek olsun diyorsun. Peki. Oldu, kolay gelsin. Sağ ol. Muhtarım, getirdiniz öğrencileri. Evet Ali abi, burası son durak. Öğrencilerimizi bura bırakıyoruz. Sabahları da buradan öğrencilerimizi alıyoruz. Her gün bu işi tekrarlıyoruz. Vermiş olduğumuz hizmetten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çocuklarımızın başına kaza bela gelmemesi için elimizden gelen her türlü özveriyi gösteriyoruz. Güvenle götürüp güvenle getiriyorsun. Aynen öyle. Peki, kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun.